ama nasıl adapte ettiğimle alakalı bir video çekeceğim. İlk olarak şunu göstereyim. Eski kameram, eski housingim, eski bağlantı yeri. Şöyle bir 3-4 ay kullandım. Müthiş bir şey. Çok basit bir kullanım var. İleri yapıyorsunuz. Kayıta geçiyor. Işık yeşile döndüğü zaman kayıt ediyor. Şurada batarya durumunu gösteriyor. Şurada rej düğmesi. Kapatıyorsunuz. İki farklı modu var. Hafıza kart girişi, USB girişi, bir HD, bir de CD çekim modu var. Çok basit. Sadece mikrofon girişi yok yani. Normal kendi mikrofon şeyi var. Giriş her ne hatsa işte ondan var. Mikrofon girişi yok, öyle diyeyim. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şu olay var mesela, hiç içeri bir bağlantısı yok ama ileri çektiği zaman video çekime geçiyor. Kapattığın zaman duruyor. Müthiş bir şey. Şöyle de bir basit bir aparat var mesela. Şuraya takıyorsun. Çok basit. Yani. Basit ama. Evet. Şunu taktım. Şurada ipi bağlıyorsunuz. Herhangi bir düşme falan. Çok basit. Şurada cıvatası var. Açısını ayarlayabiliyorsunuz. Mükemmel. Kullandım. 720 HD çekiyor, mükemmel. Yani şimdi gelelim Sony. Sony'nin de yanında gelen iki tip bağlantı aparatı var. Birinin yüzeyi düz, birininki oval. Bu çok güzel bir şey. Mesela yani kaskın tepesine, yanına. Hoş, bunun yanına da bağlayabiliyorsunuz ama yani açıyı ayarlamak zor olur. Yalnız oval tarafıyla yaptığın zaman müthiş olur. Ben şöyle varsayıyorum. Yani bunu üstte kullanmak istediğimi varsayıyorum. Şuraya koydum. Bunu havzingli de kullanabilirsiniz. Havzingli de. Dilim sürçtü. Şimdi bunu havzingine koyuyorum. Diyelim ki mikrofonsuz çekim yapacağım. Bu zaten çok basit bir şey oluyor. Şurada bir bağlantı aparatı var. Şunu takıyorsunuz. Burayı bozuk parayla çeviriyorsunuz. Şeyde reklamlarda gördüğü gibi ama ben tornavidayla hiç uğraşmayayım diyor. Tık yaptım. Şunu taktım. Tık. Bu kadar. Yani şöyle yapışmış. Yukarıdan çekim yapabiliyorsunuz. Diyelim ki mikrofonla kullanmak istiyorsunuz. Bunun özel bir aparatı var tabii. Onu almamız lazım. Diyelim ki almadınız. Biraz daha ucuz yolu iş yapmak istiyorsunuz. Hemen şunu söküyorum. Hop, aldım. Ne oldu? Mikrofonla çekim yapmak istiyorsunuz. Mikrofon girişi burası. Ne yapacağız? Bunu takarsak mikrofon girişi olmayacak. Hop. Şöyle bir aparatı var. Normalde bunu bu şekilde kullanıyorsunuz da şu şekilde kullanabilirsiniz. Şurada küçük bir vida deliği var. Şunu buraya tutturuyorsunuz. Sıktım. Yine bozuk payla sıkılıyor da işte tornavidaya sıkıyorum. Şu şekil. Tık. Mikrofonumuz. Mikrofonu da taktım. Evet. Şimdi bunu buraya nasıl bağlayacağız değil mi? Bu. Bunu bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Şu şekil bağlayacağız. Biraz enteresan gözükecek ama yani gayet de güvenli. Offroad yapmıyorsanız sıkıntı yok. Cross yapmıyorsanız sıkıntı yok. Burası, bak. Gayet sağlam. Neydi? Oval başlığımızdı. Taktım. Tık. Gayet güzel. Şu şekil kullanabilirsiniz. Mikrofon da şuradan içeri. Arkadan içeri. Yani şuradan da hiçbir sakıncası yok bence. Biraz gerdirseniz ses de yapmaz. Müthiş. Bir güzelliği var. Bileklik. Bilekliği açıp bileğinize takın ki mont olduğu zaman bileğe pek takılmaz. Gidonu bir yere takın yani. Çok basit ulaşabileceğiniz bir yere. Buradan kumanda edin. Müthiş. Şu şekilde bir şey var. Mesela bunu yana bağlamak istiyorum.
yana bağlamak için de yine bunu söküyorum. Yana bağlantı için de şu ayağı kullanacağız değil mi? Ama ne yapmamız lazım? Bir topumuzu çıkaralım. Harici bir aparat almamız lazım. Drill dedi de görmüştüm ben mesela, kaskında vardı güzel bir şey, internete baktım. Pahalı da bir şey yani, pahalı derken aslında 150 milyon. Yani şu 150 milyon aksiyon kamera olduğunu düşünürsek pahalı gibi. Ki ben sipariş verdim, ayrı konu. Yana bağlamak istiyorum değil mi? Şu kadar bir demir parçasıyla ben bu işi hallediyorum. Çok basit. Yine bu aparat var. Bunda mesela böyle bir şey yok öbür kameramda. Ama bunda maalesef şu aparatı kullanmadan olmuyor yani. Şu yine şunu takıyoruz. Şuraya bağlanması için. Şimdi bunu bu şekilde bağlarsam şöyle kayıt yapmış olur. Hem bu şekilde kayıt edip sonra da videoyu çevirebilirsiniz. Ama yok ben ellemeyeceğim derseniz çok basit bir yöntem var. Yani şunu şöyle yapıştığını düşünürsek, şunu da şuraya takacağımızı düşünürsek, bu kameranın böyle durması lazım. Onun için de şu aparat diyor. Bir tane tel parçası. Al buradan aldım yani. 1 lira bile vermedim. Bir şeyinmiş. Neyin olduğunu da bilmiyorum. Şimdi bir tane de somun. Bir çeyrek somun diye geçer. Tam diş farkı var. Diş de şu housing'in altındaki diş yani. Şundan sıkıyorum. Bu kadar. Şimdi bunu da buraya bağlayacağım. Bir cıvata. Yine housing'in altına uyan cıvata. Yalnız bunu pul almadığım için şundan fazla almıştım. Birkaç tane koyuyorum hani pul niyetine. Normalde pul takılması gerekiyor. Pardon. Ha şöyle. Çok basit ya. Yani hem de maliyeti düşük. Bu şekilde kullanırsanız maliyeti düşük. Pul koymadığım için bayağı bir şey yapıyor. Pul olsa şunlar hiç elimde olmayacak. Şu şekilde bakın. Sıktım. Bitti. Bu kadar. Biraz gevşek bıraktım bana açısını ayarlayayım diye. Bu da buraya yapıştığını düşünün. Şöyle, şöyle, şöyle. Müthiş ya. Bak süper. Hiçbir maliyeti yok yani. Sadece bir demir parçası. Bunu aynı şekilde havzikli de kullanabilirsiniz. Şu şekil yani. Yine şu aparatı sökeceğiz. İşte bunun bu bayağı bir teferruatı var. Normal midlantın hiçbir şey yok. Tak, kullan. Çok basit. Sadece işte bir mikrofon yok. Ondan şeyim ben. Müzdaribim. Evet yine bunu da havzik bir şekilde takıyorum. Bilmiyorum kamera açısını ayarlayabildim mi. Tripod'u ilk defa kullanıyorum. Pul olsa bu kadar olmayacak. İşte şu kadar daha havzik kullanıyoruz. Yine bu şekil. Yine bu şekil. Yine bu şekil. Yani hava çok kötü. Biraz ilerse çekeceğim. Videolarımı vesaire gibi ha, ne kadar izlenir izlenmez bilemiyorum ama bu da şöyle tık şöyle bir şey var çok uygun. Kamera açısını öyle tık. Yedek bantları da mevcut, yedek bataryası da mevcut ki hiç kullanmadım ki bataryası da bayağı gidiyor yani 2 saate yakın. Hoş ben 2 saat çekim yapmadım ama parça parça yaptım. Müthiş yani. Çok güzel. Tamam. Onun bir güzelliği var. Bu kadar. Yani bir konu daha var. Onu da hemen kısaca değinmek istiyorum. Eldiven. Ya şimdi ben görüyorum bazı arkadaşların videolarında vesairelerinde. Eldiven çok şey. Bu şekilde eldivenler kullanıyorum. Ben genelde bunu bisiklette kullanıyorum. Yani bunun bir koruyucu özelliği yok. Yani görsel açıdan güzel. O kadar yani. Rüzgardan koru elinizi. Başka hiçbir şey yapmaz. Öyle parmaksız eldivenler falan filan. Motosiklette de biliyorsunuz. Önce can güvenliği. Hoş her şeyin önce can güvenliği ama motosiklet başka. Yani sonuçta kaportası yok. Bir şey yok. Yani 3 lirasına 5 lirasına bakmayacaksınız. Tamam böyle belki fazla kaliteli olmasa bile gidip bir eldiven alacaksınız. İyi o eldiven olması lazım. Deri olacak. Kaydınızda
Elinize şu elime benim paha biçilebilir mi? Yani bir şey olsa Allah göstermesin. Yani alacaksınız ha, koruması olacak şöyle. Yani eldiven dediğin şey biraz sağlam olacak ki seni korusun. Tamam, motor hissiyatı biraz şey, nasıl diyeyim, debriyajı, gazı falan, şu bu eldiven de öbürle daha şey, ama eldiven dediğin şey elini koruması lazım. Aynı şekilde kaskın da öyle, montun da öyle. Ben mesela diz falan kullanmayı hiç sevmiyorum ama kullanacaksın. Dizini seviyorsan kullanacaksın. Bu kadar. Yani ilk olarak kameramı deneyeceğim. Aparatların ne? Bu mikrofon da ama daha iyisini Ebay'dan sipariş verdik tabi. Ne zaman gelir bilmiyorum. Bu kadar. Yani kameralarım bunlar. Öyle çekim yaptığım var. Eldivenlerim. İnşallah yararlı bilgi olmuştur kullananlara.